Herkesin İstanbul'u, İstanbul'un muradı geliyor. Hazır mısın Kağıthane? Hazır mısın? Hazır mıyız? Toplantımız birazdan başlayacak. İle Kağıthane, Gültepe, Çeliktepe, Mehmet Akif mahallelerimizin kentsel vatandaşımız depreme dayanıp komple birleşmiş oldu sizlerin sayesinde. Taşınmalar da geçtiğimiz hafta başladı. İnşallah önümüzdeki bir ay içerisinde taşınmalar tamamlanmış olaydı. Teşekkür ediyoruz. Orada yoğun çalışıyorlar. SKM'le beraber ikinci bölgede gelmiş oldular. Tekrar başarılarının devamını diliyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. İnşallah sandığa zaten götürmüş oluruz diyorum. Tekrar Sayın Bakanımıza bizi yalnız bırakmadığı için teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Gazi Osman Paşa'daki programdan ne dedik? Yarısı bizden kampanyasını ilan ettik. Ben özellikle yuva yapan, yuva kuran annelerimize, hanım kardeşlerimize kampanyamızın da nasıl işleyeceğini burada anlatmak isterim. Öncelikle ifade edelim. İnşa etmeyi planladığımız daireler 2+1 dairelerimiz 100 metrekare. Brüt 100 metrekare. Tabii bu parseldeki durumuna göre değişecek. Yani oradaki imar durumu neyse, eğer daha küçük yapılmak durumundaysa veya daha büyük yapılmak durumundaysa buna göre oradaki metrekareler değişecek. 3+1 dairelerimiz 120 metrekare olacak ve İstanbul'un dokusuna uygun, kültürüne uygun, yatay mimariye sahip, sıfır atık uyumlu, yeşil alanlarıyla, sosyal danatılarıyla güvenli yapılar olacaklar. Öncelikle gideceğiz, hak sahibi vatandaşımızla yapmış olduğu E-Devlet üzerinden gidip görüşmemizi yapacağız. Vatandaşımız E-Devlet'e başvuracak ve bakanlığımızın personelleri ön inceleme için o binalara incelemeye gelecekler. Ve vatandaşımıza şunu teklif edeceğiz. Siz yerinde mi dönüşmek istiyorsunuz yoksa bizim yapmış olduğumuz rezerv alanda mı? Ve ister burada yerinde dönüştürelim, isterseniz rezerv alandaki konutlarımızdan sizlere sağlam güvenli konutlarımızı verelim. Ve yerinizde dönüştürmüyorsak eğer, sizin değerlerinizi de rezerv alandan alacağınız konutların değerinden düşürelim diyeceğiz. Ve bu manada ister eviniz yapılana kadar 5.250 lira kira desteği verelim, isterseniz bu manada rezerv konutlardan alın. Yani evinizi eğer yeniliyorsak, size mevcut yerinde dönüşüm yapıyorsak aylık 5.250 lira kira yardımı yapacağız. Ve 10.500 lirada taşınma yardımı yapacağız. İkincisi, dönüşüm sonrası vatandaşımız bir ücret ödeyecekse ki 2+1 daireler için 750 bin lira. 3+1 dairelerimiz için de 900 bin lira dönüşüm bedeli öngörüyoruz. Ve bu çerçevede vatandaşlarımız aylık taksitlerle, aylık o taksitleri de size söyleyeyim, aylık taksitlerle bu dönüşüm sürecini yürütüyor olacaklar. 5.250 lira kira desteği verdiğimiz yerde 2+1 taksitlerimiz 5.625 lira. Aylık 5.625 lira taksitle vatandaşımız evini dönüştürebilecek. 3+1 dairelerimizin başlangıç taksidi 6.750 lira olacak. 6.750 lirayla 120 metrekare bir daireyi vatandaşımız inşallah sahibi olacak. Ve konutlarımızı en geç 2 yıl içerisinde TOKİ başkanlığımızla inşasını yapacağız ve hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz. Eğer başvuru sayısı ilk etapta biz yerinde 200 bin konutumuzu dönüştüreceğiz. 100 bin konutumuzu rezervde yapacağız ve toplamda 300 bin konutluk bir dönüşüm projesinden bahsediyoruz.
ve 300 bin konutluk dönüşüm projesinde maliyetin yarısını devletimiz karşılıyor. Ve eğer başvuru sayısı 200 bini aşarsa da hak sahiplerini nasıl sosyal konutlarımızda, TOKİ ile yaptığımız sosyal konutlarda noter huzurunda belirliyorsak aynı anlayışla kurayla belirleyeceğiz ve hedefimiz ilk etapta inşallah bu 300 bin konutu dönüştürmektir ve inşallah 5 yıl içerisinde de 1,5 milyon riskli konutu İstanbul'umuzda dönüştürecek adımlarımızı işte belediye başkanlarımızla, vatandaşımızla hep birlikte yapacağız. Bunu da birlikte başaracağız. Biz Kağıthane Belediye'mizle gerçekten uyum içerisinde çalışıyoruz. Birçok projemizi yürüttük. Burada millet bahçeleri, yürüyüş yolları, kentsel dönüşüm projeleri, yine vatandaşımızın sağlığını, huzurunu ilgilendiren birçok projeyi başarılı bir şekilde yürüttük. İnşallah buradaki 3 mahallemizde de aynı anlayışla sürecimizi yürüteceğiz ve mahalle sakinlerimiz, belediyemizle, bakanlığımız ekipleriyle birlikte görüşmelerini başlatacaklar ve riskli gördüğünü düşündüğümüz bu alanlarda inşallah vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde yerinde dönüşümü yapacağız ve yarısını da devletimiz karşılayacak. Bu sürede size 5.250 lira başlayan bu kira yardımını yapacağız ve 10.500 lira taşınma yardımı yapacağız. İşte taksitleri az önce söyledim. 2+1 dairelerimizi 750 bin liraya, 3+1 dairelerimizi de 900 bin liraya dönüştüreceğiz. Milletimiz bu 4 yılda her şeyi gördü ama hizmet göremedi, eser göremedi. Şimdi kalkmışlar, yine ne diyorlar? Yine baharlar gelecek diyorlar, değil mi? Ya biz sizin vaat ettiğiniz yalancı bahardan bu millete ne hayır geldi ki ya? Bundan sonra yine sizden yeni baharları bekleyelim. Hizmet bekleyelim, hayır bekleyelim, eser bekleyelim. Cennet vatanımızın değerli kardeşlerim, biz kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde cennet vatanımızın her bir yerini, Kağıthanemizi, İstanbul'umuzun 39 ilçesini, bunların yalancı baharlarına, yalan rüzgarlarına, sahte vaatlerine terk etmedik, terk etmeyeceğiz. Allah'ın izniyle inşallah bu seçimde sadece ve sadece siyasi partilerin seçimi olmayacak. Aynı anda ne olacak biliyor musunuz? Partilerin zihniyetleri yarışacak bu seçimde. Ve bu seçim İstanbul'da, İstanbul'umuzun finans merkezi olması için, bağımsızlığın güçlenmesi için, ekonominin başkenti olması için uğraşanlarla Londra'daki işte 14 Mayıs akşamı gidip Londra'daki tefecilerden borç alacağız diyenlerin seçimi olacaktır. Ve bu seçim kıymetli kardeşlerim, Türkiye üretsin, ihraç etsin, cari fazla versin, büyüsün diyenlerle yine Türkiye tüketsin, ithal etsin, borca saplanalım, biz yurt dışından borç alalım diyenlerin seçimi olacak. İşte biz SİHA'larımızı ürettik, topluluğumuzu ürettik, TCG Anadolu gemimizi ürettik. Diyorlar ki onlar, SİHA'lar yerli değil, TOK milli değil, İtalya'da üretiliyor, Bursa'ya oradan geliyor. Aa bak kapıda, burada TOK. Bursa'dan geldi, Bursa'da üretildi. TCG Anadolu gemisi de neymiş? Diyenlerin inşallah seçimi olacak ve biz İstanbul'umuza güveniyoruz, Kağıthanemize güveniyoruz. İnşallah 14 Mayıs'ta gereken cevabı verecektir. Çok girmeseniz, herkes şöyle uzaktan çekilir, sahip olun. İst Merkezi Amir Vekili Komiser Mustafa Yaz, arz edelim Sayın Bakanım. Kolay gelsin. Sağ olun. Nasılsınız, iyisiniz? Sağ olun Sayın Bakanım. Tekrar bayramınızı tebrik ediyoruz. Sağ olun Sayın Bakanım. Allah kolaylık versin. Allah kolaylık versin. Kolay gelsin. Allah sizden razı olsun. Şimdi tabii sizin yollarda giderken hem dinlenebileceğiniz hem de bu yollarda ihtiyaçlarını gidereceğiniz hem şahsınızın hem aracınızla ilgili, motor bisikletinizle ilgili ihtiyaçlarınızı gidereceğiniz güvenli cep alanları oluşturuyor. Yani bütün inşallah pilotunu
Tuzla'da başlatacağız. İstanbul'umuzun 39 ilçesinde tüm Türkiye'de motokuryelerimizle ilgili yolda giderken kardeşlerimizin dinlenebilmesi, ihtiyaçlarını giderebilmesi amacıyla o cepleri oluşturacağız. Orada dinleneceksiniz. Evet, afiyet olsun. Afiyet olsun. İyi bayramlar diliyoruz. İyi bayramlar. Kolay gelsin. Nasılsınız? İyi misiniz? İşler iyi mi? İşler çok iyi. Bakalım ya, gel. Hadi sana bırak. Yardımcı senin. Onlar kardeş. Ela. Ela. Benim adım da Ebrar. Ebrar. Oo, sen büyümüşsün Ebrar ya. Kaç yaşındasın? 5 yaşındasın. Evet, kolay gelsin. Hayırlı işler diyoruz. Nasılsınız? İyi misiniz? Size bir karanfil hediye ediyoruz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İşler iyi mi? Evet. İyi, Allah kolay gelsin. Allah kolay gelsin. Allah yardımcınız olsun. Al bakalım sana bu kız mı erkek? O da kız. Al bakalım. İyi sen görelim. Sayın bakın. Daha sonra siz çıkıyorsun. Kolay gelsin. Hayırlı işler diliyoruz. Nasılsınız? Kolay gelsin. Hayırlı işler diliyoruz. İyi mi işler? Allah razı olsun. Ha? Sağ olun. Nasılsınız? Hadi efendim, önümüze geçme, önümüze geçme. Allah Allah, buyurun gel ya. Bir dakika, sen oradan biraz daha ver. Biraz daha ver, biraz daha ver. Geri gelin oradan, geri gelin. Sayın bak, burada bir sürü adam var. Çatal, çatal. Sen çatal ver. Etten bu bedek olmuş. Orada çatal ver. Güzel kız. İyi misiniz? Kendim delikanlı var. Pardon. Hayırlı işler diyoruz. Kolay gelsin. Al bakalım. Al bakalım sana araba. Al bakalım sana bebek. Hadi bakalım. Eyvallah.